Evet. Hoş geldiniz. Telefonumuzdan da açalım. <laughs> evet, telefondan da açıyorum. Evet, açıyorum. <laughs> evet. Telefondan da açtım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Evet. Evet. Peki. Şimdi Dersenden Yiğit yine. Yiğit merhaba. Yiğit dersine katılıyor maşallah. Evet, merhaba hocam. Hepinize merhaba diliyorum. Direkt dersime başlayacağım. Saat geç oldu farkındayım ama kusura bakmayın. Evet, ee, kısa sürecek. Ne kadar sürecek? Zaten saatimiz ilerledi. Farkındayım. Çünkü gündüz özel derslerim vardı. Anca vakit bulabildim. Kusura bakmayın. Direkt hemen konuya başlıyorum. 7. sınıfın 4. ünitesini anlatacağım. Sadece konu anlatımı yapacağım. Evet, test çözmeyeceğim. Bir dahaki derste inşallah test çözeriz. Evet şimdi büyütelim. Direkt dersime başlıyorum. Şöyle biraz daha büyütelim. Evet. Şimdi benle beraber tekrar ediyorsunuz. Evet ders kaç dakika tekrar söylüyorum. Zan dersem 15-20 dakikada dersimizi bitirmiş oluruz. Kısa olmuş olacak yani. Evet. Nehir. Nehir. Nehir de katılmış. Nehir hoş geldin. Nehir. Evet dershaneden öğrencim. Evet. Şimdi kelimeleri beraber bir şekilde tekrar ediyoruz. Bear, evet benle beraber tekrar ediyorsunuz. Kitabımız More and More kitabı dördüncü ünite kitabı olanlar kitabı açabilirler, oradan takip edebilirler. Evet. Bear, ayı. Become extinct, nesli tükenmek. Bakın, extinct nesli tükenmiş oluyor. Become olmak demek, yani nesli tükenmiş olmak. Bird, kuş. Cage, kafes. Cave, mağara chimpanzee şempanze claw pençe crow et crow karga desert çöl eat yemek değil mi? Yemek, bir şeyler yemek. Endangered nesli tükenmekte olan. Yani nesli tehlike altında olan. Danger zaten tehlike demek arkadaşlar. Falcon Doğan, şahin de deniyor. Yani yırtıcı bir kuş olmuş oluyor. Doğan, şahin. Fur, kürk. Grassland, otlak. Yani çimenlerle, otlarla kaplı böyle e, arazi diyebiliriz. Otlak. Hunt, avlamak. Land, kara, toprak. Mammal, memeli. Mammoth, mamut. Evet bunlar önceden yaşamış biliyorsunuz. nesli tükenmiş hayvanlar. Ice Age'i seyretenler oradan hatırlarlar. Mountain da. Octopus Ahtapot. Paw Pati. Kedinin patileri olur değil mi? Evet. Protect Korumak. Reptile Sürüngen. Seal Fok balığı. Squirrel Squirrel Sincap. Stork Leylek. Trunk, Evet. Trunk fil ortumu. Task, fil dişi. Wild animal, vahşi hayvan. Wing, kanat. Evet, şimdi sağ taraftan devam ediyorum. Pardon, expressions var iki tane onları da söyleyelim. How amazing, ne harika. I'm really sorry, gerçekten üzgünüm. Evet, sağ taraftan devam ediyorum. Yine benle beraber tekrar ediyorsunuz bakın lütfen. Evet, telaffuz önemli çünkü. Kanguru, kanguru. Koala bear. Evet, koala demiş oluyoruz. Fox tilki. Monkey. Evet, maymun. Dinosaur dinozor. Ostrich. Evet, deve kuşu. Polar bear kutup ayısı Giant panda Evet panda Giant demeyebiliriz de, direkt panda da diyebiliriz Camel deve Owl baykuş Eagle kartal Bison bizon Deer geyik Lizard, Lizard kertenkele whale, balina, dodo bird, etnesi tükenmiş bir kuş arkadaşlar. Crocodile, timsah, giraffe, zürafa, grassland, otlak söylemiştik. Ocean, okyanus, jungle, jungle diyoruz veya balta girmemiş orman. Cage, kafes, desert, çöl, mountain, da. Evet ünitemizin kelimeleri bunlar. Şimdi devam edelim. Evet şöyle devam ediyorum. Evet burayı büyütüyorum. Evet büyütüyorum. Şöyle. Tamam biraz daha büyüteyim. Evet asking for information. Yani bilgi sorarken bilgi talep ediyoruz. Karşı taraftan bir şey talep ediyoruz. İstiyoruz. Ask for istemek demek. Bilgi istiyoruz. Ne hakkında bakın? Bir canlının türü veya çeşidi sorulurken nasıl soruyoruz bakın? Biraz daha büyütelim şöyle. Bir canlının türü veya çeşidi sorulurken what kind of animal yapısı kullanılır. Örneğe bakalım. Kind zaten tür demek, çeşit demek bakın. What kind of animal is it? O hangi tür hayvan? Yani mammal işte memeli mi? Reptile sürüngen mi? Bird kuş mu? It's a mammal. O bir memeli. It's a bird. O bir kuş. It's a reptile. O bir sürüngen. Şimdi bakın what kind of ne dedim? Hangi tür, hangi çeşit. Mesela what kind of films do you like? Hangi tür filmleri seversin? I like I like action films. Aksiyon filmlerini severim. What kind of music do you like? Hangi tür müziği seversin? I like pop music. Pop müziği severim gibi. Bir şeyin türünü sorarken ne kullanıyoruz? What kind of. Tabii ünitemizle alakalı olarak what kind of animal deyip hayvanın neyini sormuş oluyoruz? Türünü sormuş oluyoruz, çeşidini sormuş oluyoruz. Devam edelim. Eğer bakın bir hayvanın boy uzunluğunu sorarken ne kullanıyoruz? How tall yapısını kullanıyoruz. How tall is a giraffe? Evet, zürafa ne kadar uzun? Boyu kaç zürafanın? It's about 5 meters. About yaklaşık demek. Yaklaşık. Yaklaşık 5 metre. Bakın, boy sorarken mesela how tall are you dersem ne olur? Sen kaç senin boyun kaç olur, değil mi? How tall. Boy sorarken ne kullanıyormuşuz? Tall. Şimdi tamam bu da boy bakın karıştırmayalım. Yatay uzunluğu sorulurken How tall demiyoruz. Yatay uzunluk. Ne demek yatay? Mesela yılan değil mi? Yani zürafa dediğimizde böyle. O zaman ne diyoruz? How tall? Ama yılan bu şekilde yatay bir uzunluk. Dolay Dolayısıyla nasıl soruyoruz? How long diye soruyoruz. How long is a snake? Yılan ne kadar uzun? Yılanın uzunluğu ne? It's about 4 meters. Yaklaşık 4 metre. Bakın. Ne dedim? Yatay uzunluğu sorarken ne kullanıyoruz? How long? Devam ediyorum. Kilosu sorulurken. How much? Weigh. Weigh ağırlığında gelmek demek. How much does an elephant weigh? Yani bir fil ne kadar ağırlığında geliyor? Yani bir fil ne kadar ağır? Ağırlığı kaç? Şöyle sorarsam, how much do you weigh dersem o zaman senin kilon kaç olur değil mi? Sen ne kadar ağırlığında geliyorsun? It's about five, <coughs> five thousand 500 kilograms. Değil mi? Yaklaşık 5500 kilogram şeklinde. Ne kadar hızlı olduğu sorulurken ne kullanıyoruz? How fast. How fast. How fast are tigers? Evet. Yani kaplanlar ne kadar hızlı? They can run up to, bakın, up to neye kadar koşabiliyormuş? 65 kilometers per hour yani saatte 65 kilometreye kadar ne yapabilirler diyor koşabilirler. How fast ne kadar hızlı. Nerede yaşadığı sorulurken where where does bla bla live yapısı kullanılır. Where does it live? O nerede yaşıyor? Where does it live? Cevap veriyoruz. It lives on land. Karada yaşar. It lives in water. Suda yaşar. It lives in the mountains. Dağlarda yaşar. It lives in the forest. Ormanda yaşar. It lives in trees. Ağaçlarda yaşar. Bakın nerede yaşadığını söylemiş oluyoruz. Nasıl soruyorduk nerede yaşadığını? Where does blah blah live? Buraya hayvanı getiriyoruz ondan sonra live diyoruz. Where do you live dersem ne olur? Sen nerede oturuyorsun? Nerede yaşıyorsun? I live in İstanbul. I live in Ankara. Artık nerede yaşıyorsam ne yediği, ne renk olduğu vesaire sorulurken what ve which soru kelimeleri kullanılır. What does it eat? O ne yer? What ne demek bakın? What does it eat? O ne yer? It leaves. It eats leaves. Bakın bunun tekeli laf diye yazılıyor. Leaf yaprak demek çoğulu leaves oluyor. It, it eats leaves. O ne yer? Yaprak yer. What color is it? Rengi ne? It is black and white. Mesela panda diyelim değil mi? It is black and white. Siyah ve beyaz. Which animals live in water? Hangi hayvanlar suda yaşar? Whales, balinalar, dolphins, yunus balıkları and many fish. Birçok balık live in water. Suda yaşar. Evet burayı geçiyorum. Şöyle Evet burayı büyütelim. Büyütüyorum. Bakın şut, şut, meli, malı anlamına geliyor. Biraz daha büyütelim. Birine bir şey yapması için tavsiyede bulunurken şut, meli, malı, gereklilik eki, gereklilik kipi diyelim kullanılır. Şimdi olumlu cümleyi nasıl kuruyoruz bakın. Önce öznemiz geliyor. I, he, she, it, we, you, they. Sonra should geliyor. Buradaki le okumuyoruz bakın. Should demiyoruz. Should. Ondan sonra fiilim yalın halde. Bakın önüne to gelmiyor. Arkasına s takısı, ing takısı gelmiyor. Fiilim yalın halde. We should protect animals. Biz ne yapmalıyız? Hayvanları korumalıyız. Bakın should birisine tavsiye verirken kullanıyoruz. Ne demek? Meli, malı anlamına geliyor. She should help the animals in wildlife. O vahşi yaşamdaki hayvanlara yardım etmeli, meli, malı. Bakın tavsiyede bulunuyorum. Evet. Şimdi eğer yapmamalı diyorsam, değil mi? Olumsuz yapacaksam nasıl oluyor? I, he, she, it, we, you, they should not kısaltırsam shouldn't. Fiilim yalın halde. Bakın yani örneğe bakalım. We shouldn't keep the animals in cages. Hayvanları kafeste tutmamalıyız. Shouldn't, mamalıyız. Soru sorarken should başa geliyor. Sonra özlem geliyor. I, he, she, it, we, you, they. Sonra da fiilim yalın halde bakın. Evet. Should we plant trees? Ağaç dikmeli miyiz? Bakın soru ne oldu? Should başa geldi. Sonra özlem fiilim yalın halde. Cevap veriyorum kısa cevap. Yes you should. Evet ağaç dikmelisin. No you shouldn't. Hayır dikmemelisin. Bu zaten saçma olur ama yani sadece örnek olması için yani olumsuz cevap vereceksem no you shouldn't şeklinde. Olumsuz kısa cevap vereceksem. Bakın tekrar ediyorum hemen. Zaten bu son konumuz olması lazım. Should konusu tavsiyelerde kullanıyoruz. Melimalı anlamına geliyor. Olumlu cümlede önce özlem sonra should. Fiilim yalan halde. Olumsuzda önce özlem geliyor. Sonra shouldn't. Fiilim yalın halde. Soru yaparken should'u başa getiriyorum. Tabii soru kelimesi varsa, mesela what, ne diyelim, should we do, biz ne yapmalıyız? O zaman en başa soru kelimesi gelir. What, why, where, onu unutmayalım. Sonra should, sonra özlem gelir. Fiilim yalın halde. Evet, bu şekilde, şimdi burayı da geçiyorum. Başka bir konu yok hatırladığım kadarıyla. Evet, dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde soru çözmüş olacağız. Zaten saat ilerledi. Çok uzatmamak lazım. Evet. E, videoyu kapatmadan önce videoyu beğenirseniz memnun olurum. Evet. Kendinize iyi bakın. Take care. See you. Bye bye.